Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 10 Ocak çarşamba günü niyetine fincanımı siz sevgili takipçilerime abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi şöyle oğlunun niyetiyle ve özellikle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Açılımlarımızda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hazırsanız ve niyetler tutulduysa şöyle bir bakalım fincanımız bizlere neler gösterecek. Evet hadi bakalım. Önceliğim şöyle. şöyle sizlere göstermek. Evet bakın. Şurada bir hastalık durumu ve arkadaşlar burada kafayı artık kaldırıyorsunuz yataktan. Yani şöyle söyleyeyim. Size de olabilir, haneden biri de olabilir. Lütfen bunu kendinize göre yorumlayın. Biliyorsunuz ki ben burada kolektif bir açılım yapıyorum. Hasta olan bir kişi, belki bir müddettir tedavi gören olabilir. Ya da böyle bir e, hani Malum bu dönemde çok fazla bir hastalık salgınlar oluyordu. Bu şekilde de olabilir bir durumunuz görünüyor. Ama burada yatakta yatar bir pozisyondan artık kafayı dikleyerek kalkma durumunuz var. Yani hastalıklara bir şifalanma geleceğini, sağlık konusunda problemlerde bir şifalanma, sağlığa kavuşma durumunun olacağını da gösteriyor. Burada sizin ayağa diklenmeniz hele ki sağlık gibi zor bir durum karşısından sonra ayağa kalkmanız aynı zamanda hani deriz ya öldürmeyen acı güçlendirir diye sizin de böyle bir sağlıkta sağlıksız olmaktan sonra şöyle bir sağlıklı olup güçlenme durumunuz var. Bakın Etrafınızdaki insanlara kollarınız çok uzun görünüyor. Yani burada hem kollarınız uzun ama hem de ince. Bu nedir biliyor musun? Evet, etrafındaki insanlara yardım eden, onlara hep bir faydası dokunan, onlara e, iyilik yapmayı seven durumdasın. Tamam, buraya kadar sıkıntı yok. Ama Burada kollarının ince bir vaziyette çıkması arkadaşlar kendi hayatınızdaki bir şeylerden o kadar çok ödün veriyorsunuz ki kendi elinizle vere vere, vere kollarınızı ince atmışsınız. Güçlü olan durumu zayıflatmaya başladığınızı gösteriyor. Bu kadar kendinizden ödün vermemeniz... Maddi olarak ödün vermemeniz ya da şöyle söyleyeyim duygularınızdan ödün veriyor da olabilirsiniz. Verdikçe yani ödün verdikçe şöyle bir e, zayıflama güçsüzleşme gibi durumlar olacağını da gösteriyor. Burada kollarınızın inceliği bunu gösterir. Bir de eğer enerji olarak karşı tarafa verip de kendinize bir enerji kalmıyorsa bu da sıkıntı. Sürekli ödün vermek iyi bir şey değil arkadaşlar enerjinizi dahi ilk önce kendinize harcamanız gerekiyor hani diyoruz ya kendinizi düşünün diye artık biraz da ben demeyi biraz da kendinizi düşünmenizin zamanı gelmiş demektir dışarıya fedakarlık yap yap ama bir noktaya kadar sonrasında daha fazla bir fedakarlık yapmana gerek olmadığını da hatırlatan bir durumda arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bakın bir ok var burada. Yani bu ok aslında hayatınızda nasıl desem bir hedef belirlemek deriz ya. Hedef belirlemeniz gerektiğini. Bir yol çizmeniz gerekiyor. Hayatınızda bir yol çizmeniz gerekiyor ve bunu da hızlı bir şekilde yapmanız gerektiğini gösterir. Ani bir karar, ani bir değişim, hızlı bir takım değişimler yaşanarak yeni bir yola girme durumunuz olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir hedefiniz vardır, bir hayaliniz vardır. Onunla alakalı şöyle hızlı gelişmeler yaşanacağını da gösterir. Hızlı olacak bir takım işleri gösterir. Bir de bakın arkadaşlar bu ara kelimeler. Kelimeler gerçekten çok önemli. Siz karşı tarafın ağzından çıkan sözlere kelimelere o kadar çok dikkat ediyorsunuz ki. Aynı şekilde e, karşı tarafınızda olan birisi de sizin ağzınızdan çıkan sözlere ciddi anlamda dikkat ettiğini gösteriyor. Şöyle bir durum var burada. Ağzınızdan bir kelime çıkıyor. Ama Düşünmeden mi söyleyeceksiniz? Karşınızdaki insan istediği tarafa çekebilecek vaziyette görünüyor ve bu sizi zor bir durumda bırakır. Hani diyoruz ya düşünmeden konuşmayalım, arkasını bilmediğimiz şeyler hakkında konuşmayalım. Hani yalan konuşmayalım diyoruz ya. Burada düşünmeden söyleyeceğiniz bir cümle ya da bir kelimeden kaynaklı kendinizi zan altında hissedebilirsiniz. Karşı tarafınızdaki insan o sizin düşünmeden söyleyeceğiniz şeyi kendine göre yorumlayıp şöyle bir sizi zor durumda, suçlu durumda ya da zan altında bırakabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden anlatacaklarınız, söyleyecekleriniz, kelimelerinizin çok önemli olması gibi bir durum yaşanacağını da gösteriyor. Evet. Bakın geçmişle alakalı iki tane konu. Buradaki iki tane konu arkadaşlar birbirine yani sizin hayatınız olduğu için birbirine bağlı. Yani bizzat sizin hayatınızda olmasından kaynaklı. Şimdi geçmişinizde olan bir durumu çok fazla düşünerek tabii ki de gününüzü zehir etmeyin. Yanlışlar yapılır, pişmanlıklar yapılır, güzel şeyler yaşanır bir böyle duygu olarak da çok yoğun belki bir geçmiş yaşadınız. Ama bu kadar çok geçmiş düşünülmemeli. Geçmiş konusunda bugün yeniden aklınıza gelecek bir takım konular var arkadaşlar. Bunları düşüneceğiniz de gösteriyor. Bakın birisi size bir çiçek verir vaziyette. Yani burada çiçeği arkadaşlar bir tanışma olarak da düşünebiliriz aslında. Niye biliyor musunuz? Yeni tanışmaya istekli olan, hani yeni tanışmalara, yeni arkadaşlıklara açık olan, yabani olmayan bir durumdasınız. O yüzden de böyle bir çiçekle, yani bir jestle, bir mimikle açıkçası yeni bir tanışma yaşanabilir. Böyle karşınızdaki insan sizi memnun edecek bir şeyler yaparak Yeni birisiyle tanışabilirsiniz. Ya da şöyle söylemek istiyorum. Karşınızdaki insanın sizlere bir çiçek vermesi. Arkadaşlar burada şöyle bir durumunuz var. Ee, küsmüşsünüzdür birine, darılmışsınızdır, kırılmışsınızdır. Kalbinizi acıtmıştır. Size acı, acıyacağınız bazı olaylar yaşatmıştır. Şimdi de yaptığı şeylerden pişmanlık duyup da gelip sizden özür dileme durumu olabilir. Hani ben yanlış yaptım, hata yaptım, yapmamam gerekirdi gibi. Belki de söylemleri olup sizlere şöyle bir e, özür dileyeceğini gösterir ve bu şekilde giden birisinin geri geleceği de görünüyor. Bakın ağzınız açık bir şekilde görüyor musunuz? Gözler pörtlemiş diyoruz ya. Gözler alabildiğine açık ağzınız da böyle bir açık bir vaziyette. Gözünüzün açılacağı olaylar yaşanabilir. Bu zaten şu şöyle söyleyeceğim. Ocak ayına girdiğimiz andan itibaren ortada ne yalan varsa ya da ne sır varsa saklanan ne varsa bunlar açığa çıkmaya başladı. Hayatınızı bir düşünün. Bak Ocak ayında enerjisel olarak saklanan ne varsa bunların açığa çıkma durumu vardı zaten ve bunlarda birer birer sizin hayatınızda ortaya çıkmaya başlamış. Görmediklerinizi görebilirsiniz, duymadıklar duyulabilir. Hatta görmek istemediğinizi bile görebilirsiniz. Burada gözlerinizi o kadar büyük bir şekilde açmışsınız ki istenmeyen bir şeyi gördüğünüz için. Ya da beklenmeyen bir şey görüldüğü için şaşkınlık ibaresi olarak gösteriyor. Ama aynı zamanda seni kızdıracak, sinirlendirecek bir takım olayların e, görülmesiyle beraber de ağzını açıp da sitem etme durumun var. Bu mutlu olacağın bir durum değil. Tam tersine sinirlendiğin için. Böyle bir insanlara niye yaptın, neden yaptın, niye yaptın gibi söylemlerde, sinirlenmelerde bulunup da şöyle bir söyleyeceğini gösterir. Aslında seni rahatsız eden durum her neyse zaman, koşul hiç fark etmez böyle bir dile getirebilmelisin. Senin rahatsız olduğunu da insanların bilmesi gerekiyor. Bak bunu da söyleyelim. Şurada birinin eli senin omuzunda arkadaşlar. Yani nasıl desem destek beklediğiniz birileri olabilir. Ya da işte senin de desteğe ihtiyacın var dediğin birileri olabilir. Burada belki de maddi ya da manevi olarak birlerinin e, sizin zor zamanınızda yanınızda olması durumu olacaktır. Maddi olarak diyorum, manevi olarak diyorum çünkü eli açık bir insan olduğunu gösteriyor. Manevi olarak da güzel telkin, telkinlerde bulunup da seni rahatlatma durumları olabilir. Bak bunu da söyleyeyim. Ama senin hayatına e, dokunacak bir karakter, destekte bulunacak, yanında destekçin olacak bir karakter olduğunu gösteriyor. Kötülüğünü istemeyip de iyiliğini isteyen bir karakter olduğunu da gösteriyor. Evet arkadaşlar hane içi ve baba tarafıyla alakalı bir konu var. Şimdi şöyle düşünün bekarsanız yani e, fincanın tam ortasında zaten biliyorsunuz ki haneyi gösterir. Fincanın tam ortasında bir ay durumu var ve ben şöyle söyleyeceğim bunu. Ee, bekarsınız diyelim annenizle babanızla yaşıyorsunuz ya da bekarsınız ayrı bir evde duruyorsunuz yaşıyorsunuz burada babayla alakalı baba tarafıyla alakalı konuşulması gereken çözülmesi gereken bir takım konular var bunlar gündeme gelecek ama ben bu işten uzak dururum zannetmeyin ee, böyle bir o işe dahil olma durumunuz olacak ya da evlisinizdir sizin ya da eşinizin babasıyla ya da baba tarafıyla alakalı bir takım konular gündeme gelebilir. O konularla alakalı ilgilenilmesi gerekebilir. Sağlık durumları olur. Onların önüne geçilip de böyle bir yardım edilebilir. Baba ve baba tarafıyla alakalı uğraşlar var demektir. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. Baba ile alakalı da bir nasibin gelmesi durumu. Yani uğraşlar var. Belki bir miras bekliyorsunuz, belki bir destek bekliyorsunuz ya da belki de bir, e, yani nasıl diyeyim, maddiyat mı ya da manevi olarak da bir destek bekliyorsanız, babayla, baba tarafından böyle bir destek bekleniyorsa, bunlar da gelebilir arkadaşlar. Çünkü böyle bir e, nasip görünüyor sizlere, babadan gelen nasibin sizleri bulacağını gösteriyor. Bunu da söyleyeyim. Bir de arkadaşlar bakın bu ara yani yapmazsınız ama e, yapmamaya dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeceğim. Etrafınızdaki insanlardan küçük gördüğünüz, basite aldığınız ya da nasıl diyeyim küçümseyerek baktığınız birileri mi var? Arkadaşlar kimseyi küçük görmeyin ki küçük e, görünecek durumlara düşmeyin. Kimseyi önemsiz görmeyin ki sizler de yarın bir gün önemsiz olacak durumlara girmeyin. Bak bu konu önemli. Ee, sizler sanki böyle birisine birisine karşı küçümseyerek bakıyorsunuz. Ee, sanki böyle bir hmm, önemsizmiş gibi davranıyorsunuz ama hani şunun da farkına varın. Bugün yaptıklarınız Allah muhafaza yarın sizi o duruma düşürür. O yüzden hani kimse kimseden üstün değil, al e, aşağıda da değil, yukarıda da değil. Bunu şöyle bir biliyorsunuz yapmazsınız biliyorum ama e, bir uyarın teliğinde geldiği için söylemek istiyorum. Kimseyi küçük görmeyin arkadaşlar bunu da söyleyelim. Hazırsanız şöyle ben hemen tabağınıza bir bakayım. Sonrasında da e, kartlarımıza bir geçelim bakalım. Hadi bakalım. Hemen şöyle bir sizlere göstereceğim. Evet. Bir bakın bakalım. Bakın. Rüzgara karşı mücadelelere karşı diyeyim ben buna. Çünkü baya bir uğraşlar görünüyor. Bakın. Şurada saçlarınızın rüzgarda geriye doğru uçuştuğunu düşünün. Yani erkek olsun, bayan olsun. arkadaşlar burada göründüğü için söylüyorum ama sizin şöyle bir saçlarınızın uzun olmasına gerek yok. Bunu biliyorsunuz. Hani burayı sadece uzun saçlar dinlesin diye söylemiyorum yani Rüzgara karşı şöyle bir saçlarınızı açık bir şekilde savurduğunuzu gösteriyor. Şöyle rüzgarın saçlarınızı savurduğunu gösteriyor. Bu nedir aslında biliyor musun? Sen özgürlük için uğraşıyorsun. Karşında mücadele etmen gereken insanlar var, zorluk çıkartan insanlar var, ne yaptığı belli olmayan insanlar var ve sen o insanlarla mücadele ede ede aslında kendi özgürlüğünü, bağımsızlığını ilan ettiğini gösterir. Güçlenmek diyoruz ya işte tam da böyle bir durumdur arkadaşlar. Sizler burada böyle bir saçlarınızı savurarak sıkıntıları da savurarak kendi özgürlüğünüzü sağlamaya çalıştığınızı gösteriyor. Evet bakın arkadaşlar bir amacınız var. Yani bu hedefler hayaller dediğimiz bir durum. Ama Hani herkesin amaç elde etmediği bir şey, herkesin elde etmek istemeyeceği, hani bazı durumlar vardır ya, o durumu ya da o şeyi çok nadir insanlar alır ya, elde etmek ister ya, sizinki tam da böyle görünüyor. Bir amacınız var ve ee, yani nasıl diyeyim? Böyle bir, o amacınız doğrultusunda. Şöyle bir uğraşlar verileceğini gösteriyor. Evet, kolay olmayacak demek. Önünüzde halen daha böyle bir dikenli dikenli engeller var demek. Ama pes etmeden devam etmeniz gerektiğini de gösteriyor. Evet. Bakın arkadaşlar, şöyle bir baktığımda bir kavuşma ama bakın bu biraz daha bir çocukla mı desem? Bir çocuk hasreti mi çekiyorsunuz özlemi mi çekiyorsunuz ya da böyle ayrılmışsınızdır eşinizden ama çocuklar da uzak kalmıştır. Yani farklı şehirde olabilir uzakta olabilir bir çocuk özlemi yaşadığınızı gösteriyor ya da Allah korusun Allah göstermesin ama bir çocuğunuzu kaybetmişsinizdir. Yani bu gerçekten çok farklı bir olay Allah sabır versin herkese o kaybettiğiniz çocuğu kalben ciddi duygularla özlediğinizi gösteriyor. Ya da arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum kendi çocukluğunuzu kendi geçmişinizi yani böyle çocukluk zamanlarında yaptıklarınızı yaşadıklarınızı özlediğinizi gösteriyor. Geçmişe karşı bir özlem duymak dediğimiz şey tam da böyle bir şey aslında. Çocukluk zamanında yaşanan güzel günleri özlemek e, bugünlerde arkadaşlar sizleri bulabilir. Yani herkesin hayatında çocukluk zamanı yani istisnalar hariç onlara bir şey demiyorum ama çocukluk zamanları arkadaşlar herkesin hayatında çok önemli. Yani güzel olan, böyle unutulması imkansız olan zamanlardır. Bunu da şöyle bir söyleyelim. Sizler de zaten bunları düşüneceksiniz demektir. Evet, hadi bakalım. Şöyle sizler için hemen kartlarıma bir geçmek istiyorum. Ben sizlerin niyetine kartlarımı karıştırırken Hemen arkadaşlar şöyle bir sizler de niyetlerinizi tutun lütfen. Şöyle hemen ilk kartımızla başlayalım. Evet, bir ihanet durumu var arkadaşlar. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz birisi sizin arkanızdan iş çeviriyor olabilir. Aman dikkat diyen kartımdır. Yalanla iş yaptırmaya çalışan birileri olabilir. Dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Şimdi onların hayatı yalanla işliyor diye sizleri de musallat olmalarına lütfen izin vermeyin. Bir aldatma durumu olabilir ilişkinin içinde ya da arkadaşınızdan bir ihanet görebilirsiniz. Dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Devam edelim bakalım. Bakın, ihanetten sonra sağlam bir birliktelik durumu geldi. Yeni bir ilişkiye başlama konusunda çok uygun bir zaman diliminde olduğunuzu gösterir. Hatta yeni başlayacak olan ilişkiye yeni başlayacak olanlar kısa bir vade içerisinde evlilik durumları yaşayacağınızı gösterir. Nişan söz düğün tanışma gibi merasimler çok hızlı bir şekilde çok erken bir vaziyette Hani erken bir zamanda tıkırında giderek işlerin güzel olacağını da gösteren kartımdır. İlişkilerinizde bu ara şüpheciliklere e, böyle bir kaygılanmalara pek de izin vermemeniz gerektiğini gösteriyor. Arkadaşlar bazı olaylar yaşanmış ve o olayların ceremesini çekiyorsunuz demektir kendinizi suçlu hissettiğiniz yani kaygılar korkular durumu olacak burada ama kendinizi suçlu hissettiğiniz bir takım durumların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Sizler üzerinden manipülasyonlar yaparak size kendinizi suçlu hissettirebilirler. Yani karşı taraf sizi suçlayabilir. Dikkat etmeniz lazım. Burada siz ben suçluyum gibi bir hissiyata lütfen kapılmayın. Sizlere haksızlık yapmaya çalışanlar olabilir. Lütfen hakkınızı savunun, hakkınızı alın. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki hani doğru yerde bulunmak, karışık ya da sorunlu yerlerde bulunmayın diyorum ya. Doğru yerlerde bulunursanız Böyle suçlanacağınız durumlarda yaşamazsınız. Aile ve yuva kartı arkadaşlar. Yuva kurmak isteyenler bakın görüyorsunuz. <laughs> Pardon. Yuva kurmak isteyenler. Bugünlerde bak sizlerin önü çok açık görünüyor. Aile kurmak, yuva kurmak, sevdiğin insanla bütünleşmek gibi durumlar yaşanabileceğini gösteriyor. Böyle aynı çatı altında buluşalım, bizim de bir evimiz olsun, bizim de bir yuvamız olsun diye düşünüyorsanız, şöyle bir kavuşmaların yaşanacağını gösterir. Ama burada diyor ki biraz sabırlı olunması, temkinli adımlar atılması gerektiğini de gösterir. Devam edelim bakalım. Evet aşk kartlarından çok geldi arkadaşlar. Bak. İlişki kartlarımızdan çok fazla geldi bu açılımımızda. Arkadaşlar belki ilk aşkınızı ya da ilk duygular hissettiğiniz, o güzel duyguları hissettiğiniz insanı unutamıyorsunuzdur. Ona karşı sınırsız bir özlem çektiğinizi gösterir. Sevgiyi olan hisleriniz, yani yoğun duygular yaşadığınızı gösterir kök sevda dediğimiz bir durum vardır. Benimsediğiniz kişiyi unutamamak, benimsediğiniz kişi yanınızda olmasa dair dahi onu yanınızdaymış gibi hissetmek, o yanınızdaymış gibi hareket etmek, ona karşı ciddi bir özlem duymak gibi durumlar yaşadığınızı gösterir. İlk aşkınızda olabilir ya da gerçekten yoğun duygular beslediğiniz birisi de olabilir. Böyle bir onunla e, bu ilişki konularını bugünlerde çok yaşayacağınızı gösteren kartların peş peşe geldi. Maneviyata ihtiyacınız var ve manevi olarak sarılmaya ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Dışarıdan yüzünüz gülüyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Dışarıdan yüzünüz gülseniz yüzünüz gülse de İçeride manevi olarak bir boşluğun yaşanması durumu var. Yani birilerinin sevgisine, ilgisine ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Burada şöyle bir durum da var. Ben bunu söyleyeceğim. Hani evlilik kartlarımız geldi, aile ve yuva kurmak gibi kartlar geldi ama aynı zamanda manevi olarak bir açlık durumu da göründüğü için arkadaşlar sakın ve sakın evlenmek için evlenmeyin. Yuva kurayım yok karşımdaki bana baksın ya işte bir eşim olsun gibi duygularla evlenmeyin. Manevi ihtiyaçlarınızı karşılamayacak kişiyle sarılmayacak, dokunmayacak, sevgi göstermeyecek, saygı göstermeyecek biriyle lütfen evlenmeyin sizin sarılmaya, sarmalanmaya, sevilmeye çok ihtiyacınız olan bir zamanda olduğunuzu gösteriyor. Duygusal bir açlığın eşiğinden geçtiğinizi söyleyebilirim. Bazı olaylar terse gidecek. Bugünlerde bir gözyaşının olma durumu var. Şimdi birileri sizlere söz verir ama yerine getirmez. Birinden bir beklenti içinde olursun ama o beklediğin şeyi karşındaki insan yapmaz. Böyle bir olay karşısında üzüntü duyma durumun görünüyor. İyiye gideceğini düşündüğün olaylar gitmeyebilir. Dikkatli ve temkinli ol. Habersizce gitmek durumu arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim. Geri dönülmez. Hani bu kapıdan çıktıktan sonra Geriye dönemezsin gibi olayları düşünün. Ya da bir kapı vardır. O eşikten geçtikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz ya. Tam da böyle bir durumdan bahsediyorum arkadaşlar. Bazı olaylar var. Bunlar sizin dönüm noktanız olabilir. Hiç haberiniz olmadan ansızın yaşanacak olaylardır bunlar ve siz isteseniz de hayatınız artık eskisi gibi olmayacak demektir. Geri dönülemez bazı olaylar yaşanacağını da gösterir. Kartlarım bugün çok ilginç geldi arkadaşlar. Gerçekten bunu söyleyeyim. Ve lütfen bunları kendi hayatınıza göre yorumlayın. Ama e, bugün gelen kartlar çok göz açıcı. Yani çok uyarıcı nitelikte geldi. Bunu da söyleyeyim. Şimdi karma dediğimiz bir durum vardır. Geçmişte yaşadığımız geçmişte konuştuğumuz kişiler ya da yaşadığımız olaylardır. Geçmişinize zaten ilgilendiğinizi bu açılımda çok net bir şekilde gördük. Geçmişinize çok fazla içli dışlısınız. Çok ilgileniyorsunuz. Geçmişten gelen bir haber var. Ya da geçmişten gelen uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle denk gelme, konuşma, eski konuların gündeme gelmesi gibi bir durum yaşanacağını da gösterir. Ve son kartım zaman kartından geldi. Arkadaşlar bazen gaflete düşüyoruz ve aslında bugün yapmamız gereken şeyleri erteliyoruz, değil mi? Ertelemememiz gerektiğini gösteriyor. Zaman artık senin için hızla ilerliyor. O yüzden ertelemeden yapman gerekenleri yapman gerektiğini gösteriyor. Kısıtlı bir zamana e, sahip olduğunu. Hani ertelemeden, çok fazla bekletmeden yapman gerekenleri yap. Hatta kısıtlı bir zamana e, hakim olmak demek arkadaşlar, hani doğru zamanı bekleriz ya bazı olaylarda. O doğru zaman geldi arkadaşlar. Konuşmak istediklerinizi konuşun, yapmak istediklerinizi de yapın. Zamanınız geldi demektir. Evet arkadaşlar, sizler için Şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık. Lütfen açılımlarımızda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yapmayı lütfen ihmal etmesinler. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.